Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrik elektronik ve ölçme dersinde yaptığımız uygulamalardan dördüncüsü olan üçlü priz ya da grup priz, dörtlü beşli priz bağlantısı yapma uygulamasını işleyeceğiz. Dilerseniz hemen uygulamamıza başlayalım. Uygulamamız için bize lazım olan malzemeler öncelikle bir tane üçlü priz. Gördüğünüz gibi grup prizimiz var. Onun dışında buna bağlantıya uygun olan kablomuz ve çeşitli el aletlerimiz. Artık hangisi uyarsa onu kullanacağız. Biz bu uygulamayı yaparken zaten üzerinde de göstereceğim ama kağıt üzerinde de gösterelim usulü uygun olsun diye bir çizim yaptım. Bu çizimim şu arkadaki kapağı çıkmış olan bir üçlü prizdir. Bu üçlü prizin baktığınız zaman içinde şöyle bir sistem vardır. 3 tane bağlantı noktam var. Bunlar içinde yüzde %90 yazar. L, N ve topraklama işareti olur ve biz de L yazan yere kahverengi yani faz kablosunu, N yazan yere mavi yani nötr kablosunu, topraklama işareti olan yere de sarı yeşil yani topraklama kablosunu e, bağlarız. Şimdi dilerseniz hemen elemanımızı açalım ve içini gösterelim. Yapacağımız şey çok basit. Sadece içini açtıktan sonra yerlerine gerekli kabloları, gerekli renkte kabloları takacağız. Şimdi hemen şöyle üzerinde yapalım. Her üçlü prizin açılış şekli, bağlantı şekli farklı olabilir. Ya benim elimdeki üçlü priz bu şekilde. Bakın üzerinde dört tane vidası var. Bu vidalardan kurtuluyorum ilk önce. Şöyle. Gevşettikten sonra vidaları tamamen açacağız. Şöyle takılanlar var. Takılanları da alalım. Arka kapağını çıkardım gördüğünüz gibi. Arka kapağını şöyle koyuyorum. Bunu ters çevirdim. Bakın tam da çizdiğim gibi çıktı. Tam da çizdiğim gibi çıktı. Şöyle yan yana koyduğumda birebir aynı dikkat ettiyseniz. Buraya fişlerin üstten baktığımız zaman, üstten canlandırdığımız zaman fişlerin girdiği yerler Burada bakın iki tane noktam var. Burada da üçüncü noktam var. Tam. Burası topraklama yerim. Burada da L ve N yazar demiştim. Bunda yazmıyor. Ama dediğim gibi %90'ında yazar. Benim elimdekinde yazmıyor. Eğer yazmazsa fark etmez. Yani fazla nötrün yerinin değişik olması bize hiçbir şey kaybettirmez. Yani devremiz çalışır. Ha bu taraf faz olmuş, burası nötr. Ha bu taraf faz olmuş ya da burası nötr. Yani hiçbir farkımız yok. Burada önemli olan şey sadece Topraklamayı doğru bağlamak. Topraklamayı doğru bağlayacağız. Gerisi çok basit. Şimdi bizim üçlü prizlerimizin içinde şöyle bir nokta olur. Bu nokta bağlayacağımız kabloyu daha sabit tutmak ve hareket etmesini engellemek için kullanılır. Bunların bir tanesini tam açıp bir tanesini yarım açacağım. Bakın bunu şöyle yarım açtım şunu. Bunu da tam açacağım. Aldım. Bakın artık bu hareket ediyor. Hareket ediyor ve açılmaya hazır. Kablom benim burada. Bakın kahverengi bir kablom var. Mavi bir kablom var nötr için, kahverengi faz için, sarı kablom var topraklama için. Ben ilk önce yap şunu yapıyorum bakın. Şurada şunu şöyle ilk önce sabitliyorum şu şekilde. Şu an bu kablonu sabitledim. Herhangi bir hareketi yok. Burada şimdi normalde benim şuradaki topraklama kablosunu kısaltmam lazım ki buraya girsin. Ama ben kısaltmayacağım çünkü bu hazır bir kabloydu ve uçlarında kablo pabuçları var. Kablo pabuçları var diye tekrardan kabloyu kısaltmak kesmek zahmetine girmeyeceğim. Ee, ve şöyle içinde birazcık tur attırıp topraklamasını bağlayacağım. Şu şekilde. Hemen topraklama ucunu açıyorum. Bakın. Biraz gevşetmem yeterli. Tamamen açmaya, sökmeye gerek yok. Ve topraklama kablosunu şu şekilde yerleştiriyorum içine. Elimle destek veriyorum ve sıkıştırıyorum. Şu an topraklama kablosunu bağlamış bulundum. Ve bunu içeri doğru şöyle atıyorum. Topraklama tamam. Ondan sonra faz ve nötrü rastgele bağlayabilirsiniz. Yani eğer özellikle L ve N yazmıyorsa herhangi bir bildirim yoksa biz istediğimiz yere fazı ve nötrü bağlayabiliriz. Mesela ben fazı bu taraftan çıktığı için buraya getirdim. Şöyle. Ve buraya bağlayacağım. Hemen açtım. Şöyle çevirdim kendime doğru ve sokacağım şuradan. Gördüğünüz gibi fazı yerleştirdim ve sıkıştırıyorum artık. Nötrü de aynı şekilde burayı birazcık gevşeteceğim ve gevşettiğim alanı sokup sıkıştıracağım tekrar. İşte üçlü priz bağlantım bu kadardı. Grup prizler bu şekilde bağlanıyor. Hiçbir zorluğu yoktur. Hiçbir karmaşası yoktur. Hemen arka kapağını da kapatıp bağlantısını yapalım ve üçlü prizimiz çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye denemeye geçelim. Arka kapağını şu şekilde aldım. Bakın. Sert bir şekilde kapattım ve buradaki vidalarını yerleştirdim. Dediğim gibi bu üçlü priz kolay bir üçlü prizdi. Bazen arka bağlantısı çıkar, kopar. Yerine yerleştirirsiniz görsel hafızanızla. Önemli olan buradaki elektriksel bağlantıydı. Elektriksel bağlantı istediği kadar değişsin firma, marka. Hepsinde aynıdır. Hepsinde aynı şekilde yapılır. Topraklama işareti olan yere topraklama sarı yeşil kablomuzu bağlarız. Faz L yazan yere faz kablomuzu, kahverengi kablomuzu nötr yazan yere mavi kablomuzu bağlarız. Eğer bunlar yazmıyorsa nötr, faz ve topraklama işaretleri yoksa da orta kısma yani girişteki hemen ortadaki kısma topraklamayı bağlıyoruz. Sarı yeşil kablomuzu ve iki kenardaki boştaki uçlarımıza da iki kenarda duran uçlarımıza da faz ve nötrü rastgele bağlıyoruz. Sıkıntı olmaz. Şu an üçlü prizim hazır durumda. Ben fişini alıyorum. Üçlü prizimin. Ve bağlıyorum bir yere. Üçlü prizin çalıştığını test etmek için de bir tane tablet bağlayacağım. Elimde hemen bir tane tablet var. Tabletin şarj aletini taktım. Tabletim de burada arkadaşlar. Bakın şu an herhangi bir ışık yok. Tabletimi bağladığım zaman Bakın ışık geldi görüyorsunuzdur. Işık yanmaya sönmeye başladı. Şu an şarj almaya başladı. Zaten şarjı sıfırdı. Şimdi açalım bir de çalıştığını da görelim. O kadar bitmiş ki şarjı. Bastığımda bile açılmıyor şu an. Hemen toparlayamadı kendisini. Ama şu an gördüğünüz gibi üçlü prizm çalışıyor. Grup prizm şarj ışığı yanıp sönmeye başladı. Tablet uzun zamandır şarjsız kaldığı için hemen kendini toparlayamadı. Ve kendi şarj aleti olmadığı için de hızlı bir şekilde şarj olmuyor. Burada çalıştığını size ispat etmek için bunu bağlamıştım. Açılmadı çünkü tabletim. Burada gördüğünüz gibi ışık yanıp sönüyor. Şu an şarj aldığını gösteriyor. Bakın çıkarttığımda sönecektir ve yanım sönme eylemi son bulacaktır burada tabletin. Tekrar taktığımda ise yine yanı sönecektir. Yani şarjında herhangi bir problem yok. Üçlü prizim çalışıyor yaptığım bağlantıyla. Sadece buradaki videomuzdaki aksaklığımız şu oldu. Tablet uzun zamandır kullanılmadığı için hızlı bir şekilde toparlayamadı kendisini açılmadı. Size bugün anlatacağım şey bu kadardı üçlü priz bağlantısı yapmayı anlattım çok zor bir konu değildir basit bir konudur ee, sadece önemli noktam şuydu buraya da yazdım notumu aldım bakın üçlü priz bağlantısı yaparken ortaya topraklama her iki kenarda da faz ve nötr bağlantım vardır çizimimde de gösterdiğim gibi bakın orta kısma topraklamayı sarı yeşili bağladım. Buraya fazı bağladım ile çizdim. Buraya ise maviyi bağladım nötrle çizdim. Bu kadar basit. Yapmanız gereken sadece bu. Size anlatacağım buydu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki videolarımızın devamı gelsin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.